Evet, kanala gelen trajikomik yorumlar iki videosuyla karşınızdayım. Bu videonun ikincisinin bu kadar çabuk geleceğini ben de tahmin etmiyordum. Ama değerlendirilmesi gereken yorumlar geldi. Komik dersiniz, trajikomik dersiniz, ilginç dersiniz olmaması gereken dersiniz. Bunun yanı sıra aslında burada ana mesele yorumlar değil. Yorumlardan istifade benim bazı konuşmak istediğim konular vardı. Yorumlardan istifade, yorumlardan fırsatla bu konularda bu videoda konuşacağım. Şimdi bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi yorumlara başlayacağım ama başlamadan önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu sanırım bir önceki videoda da söyledim. Arkadaşlar internette birbirinize hakaret etmeyin. Sokakta bağırarak söyleyemeyeceğiniz bir şeye Sokakta hani karşınızdan gelen birine söyleyemeyeceğiniz bir şeyi kalkıp da internette yazmayın. İnternette absürt tartışmalara girip sinirinizi boşa hoplatmayın. Herkes her şeyi kabul etmek zorunda değil. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Ama yani çok gereksiz tartışmalar görüyorum ben internette. Bazen insanlar birbirine hakaret ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın kimisi bunu görmezden gelir. Kimisi bunun üstüne düşer. Daha beterini söyleyeyim nüfuzlu birine hakaret etmiş olursunuz. Bir şekilde hani denk gelir. Başınız ağrır. Burada zaten mesela nüfuzlu birine hakaret etmek değil. Birinin bunun peşine düşmesi falan değil. İnternette de birbirinize hakaret etmeyin. Başınıza iş almayın. Ya ben çok görüyorum bunu. Sonra oturup ağlarsınız ben bu hakareti niye ettim diye. Eğer birinden hoşlanmıyorsanız bir fikri beğenmediyseniz engelleme tuşu diye bir tuş var. Engelleyebilirsiniz, görmezden gelebilirsiniz. O ortamdan çıkıp gidebilirsiniz. Ama hiç enerjinizi böyle boş işlerle tüketmeyin. Böyle boş tartışmalara girmeyin. Hele yani ben hani biraz işin teknoloji tarafına baktığım için, teknoloji yorumlarına baktığım için. Yani insanlar babasının şirketiymiş gibi telefon savunuyor, tablet savunuyor, marka savunuyor. Arkadaşlar hisseniz varsa savunun. Hiçbir itirazım yok da. Yani şirkette İsteniz yok, size hiçbir 5 kuruş kazandırmıyor. Bir sponsorluk anlaşmanız falan olsa yine bir şekilde anlarım ama neyi savunuyorsunuz abi? Bunlar kar amaçlı şirket. Bunlar kar amaçlı şirket. Neyi savunuyorsunuz? Hangisi size en fiyat performans ürünü sunuyorsa illa fiyat performans olmasına da gerek yok. Kalitede fiyat performans olabilir. Yani kalite pahalı olabilir. Eğer siz hakkını verebiliyorsanız veya paranız varsa kaliteyi pahalıya almak yanlış bir tercih değil. Mesele tamamen paraya bakar. Parası verdiğiniz bir şeyi böyle parasını veriyorsunuz. Bak ciddi paralar veriyorsunuz. E, kuru kuruya savunmayın. Hani burada yorumlarda da göreceğiz onu. Videonun başında bunu söylemek istiyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra hemen ilk yorumda başlayalım. Şimdi ilk yorum 2023 yılının enleri videosuna gelmiş. Abi boş yer bence teknoloji falan gözünün feri gitmiş demiş. Evet katılıyorum o videoda biraz e, yüzümde yorgunluk eseri vardı. Ben bazen böyle e, absürt vakitlerde video çekebiliyorum. Niye gün içerisinde erteliyorsun, erteliyorsun, erteliyorsun. Az kalıyor hadi bunu çekeyim. E, gün sonunda da yorulmuş oluyorsun normal olarak bazen bu şekilde yorgunken denk gelebiliyor. Siz de bazen işlerinizi erteliyorsunuzdur ama o iş en nihayetinde orada duruyor. Bir şekilde yapmak gerekiyor bunu ve aklınıza geldiği ilk anda bunu yapmanız gerekiyor. Onu yapmazsanız zaten kimse kalkıp da sizin yerinize yapmayacak. Benim de bazen böyle aklıma geliyor. Bunu şimdi ya yaptın ya yaptın. Olmadı birkaç gün ertelersin şeklinde. Bu videoda o anlardan birine denk gelmiş olabilir. Arkadaşa yorum için teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci yoruma geçelim. Ben olsam hangi telefon alırdım? Her fiyattan telefon önerisi videosuna gelmiş. Çok telefonları iyi fiyata kalktırıyorlar bizim millete enayi çok. Tel alırken Antutu'ya bakarak alın. Paranız zaten kıymeti yok. Bir de para etmeyen tellere çuval dolusu para vermeyin. Az zekanızı geliştirin. Şimdi yorumun haklılık payı var e, yarı yarıya ama üstü muazzam derecede yanlış. Yani bakın hani videonun başında söylediğim şey. Alt üstü telefon yani millet hata yapabilir, yanlış yapabilir, onu beğenmemiş olabilir. Ama böyle hakarete varan kelimeleri söyleme hakkımız yok. Bir de şimdi Antutu denilmiş. Arkadaşlar Antutu öyle çok büyük kıstas değil. Antutu da çok yüksek puan alıp da size düzgün oyun oynatmayacak cihazlar da var. O yüzden bir cihaz alıyorken kamera beklentiniz varsa kamera kıyasına bakacaksınız. Oyun beklentiniz varsa oyun testine bakacaksınız. O ürünün kullanıcısı varsa adam 6 aydır kullanıyorsa gidip soracaksınız. Arkadaşım sen bu cihazdan memnun musun? Üstelik hani Antutu diyorsun, Geekbench diyorsun, Benchmark diyorsun. Benchmark'larda yüksek alan bir cihaz. Exynos 2400. Ama millet Exynos 2400'den, S24 ve S24 Plus'tan öcüden korkar gibi korkuyor. Biz burada cihazın iyi olup olmadığını da sanmayacağız. S24 Plus alan kullanıcılar var. Arkadaşım sen bu ürünü bir aydır kullanıyorsun, bir haftadır kullanıyorsun. Memnun musun? Memnunum diyorsa, söyledikleri mantıklı geliyorsa gidersin alırsın. Burada kıstas Antutu değil. Arkadaşın yorumunun üslupta çok kötü. Şimdi bir sonraki yoruma geçelim. Samsung Galaxy S23 Ultra 90 FPS PUBG testi videosuna gelmiş bir yorum. iPhone sadece kronometreye yarar. Bir de random atmış. O videoda iPhone 7 vardı. Ben onu kronometre olarak kullanıyordum. Orada iPhone sadece kronometre olarak işe yarar diye bir yorum yapmıştım. Ona binaen gelmiş bir yorum. Tabii ki ben onu orada şak olarak söylüyordum. Böyle bir yorum yapılmış. Bunu göstermek istedim. Şimdi bir sonraki yorum Samsung Galaxy S23 Ultra en kötü özellikleri alınmama nedenleri videosuna gelmiş. Şu an tartışmasız en iyi telefon S23 Ultra. Hıyar olan Pro Max 14 boş yapmayın. Şimdi ben S23 Ultra kullanıyorum. Bu videoyu S23 Ultra ile çekiyorum. Ve kullandığım parasını verdiğim, parasını verdim ben bunun. Kimse göndermedi bana. Parasını verdim arkadaşlar. Parasını verdiğim telefonu eleştiriyorum. Sana ne kardeşim? Sana ne? Sen kimsin? Ya sen kimsin? Hani arkadaş eleştirme ve laf etmemiş burada ama hıyar olan Pro Max S23 Ultra en iyi telefon diyor. Ben S23 Ultra en kötü telefon demedim. Ben dedim ki S23 Ultra'nın şu şu eksikleri var. Nihai yorumum benim. Evet bu cihazın eksikleri var. Ama nihai yorumum S23 Ultra çok kötü bir telefon veya s Ultra en iyi telefon değil şeklinde değildi. Bunun eksileri var. Ama arkadaş ya dinlemeyi bilmiyor ya doğru düzgün yorum yapmayı bilmiyor. Videonun başında söylediğim gibi kimseye hıyar, cahçırt deme hakkınız yok arkadaşlar. Bunun dışında söyleyebilecek bir şeyim yok. Yorumu takdirinize bırakıyorum. Şimdi bir sonraki yorum ben olsam hangi telefonu alırdım? Her fiyattan telefon önerisi videosuna gelmiş. Jigahit ne demek? Ee, ben tam okuyamıyorum. Jigahit ne demek diye yorum gelmiş. Şimdi arkadaşlar gigabyte gigabyte, gigabyte artık nasıl telaffuz ederseniz edin. Mesele bu değil. Böyle basit meselelere takılırsanız işin özünü kaçırırsınız. Yani bu gigabyte, gigabyte, cahçut yorumları çok geliyor. Gigabyte kardeşim, gigabyte. Yani resmi gazetede gigabyte yazdılar. Ha ben buna gigabyte demişim, ha gigabyte demişim. İşin özü bu mu? Bu kadar basit meselelere takılıp işin özünü kaçırmamak gerekiyor bana göre. Ben bu tip yorumların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir soru ekiyorum. Soru cevap 255 canlı yayına gelmiş. Herkes senin gibi düşünmez. 7.6 inç Z Fold 5 neremize koyacağız? Çok büyük, güzel fotoğraflar çekemiyor. Bir de S23 da desen an ama Z Fold 5 güzel değil. Şimdi Z Fold 5 çok güzel bir ürün. Ben bunu hiçbir kimseye tartışmam. Z Fold 5 en iyi telefonlardan birisi. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi güzel fotolar çekemiyor dediği cihazın fotoğraf seviyesi S23 ve S23 Plus. Yani güzel fotoğraf çekemiyor dediğiniz cihazın kamera sensörü S23 ve S23 Plus. Mesela arkadaşlar ben Flip'leri sevmiyorum. Bu konuda bazen aşırıyorum yaptığımı da düşünüyorum. Ama Flip'i alan ve çok memnun olanlar var. Benim burada Flip'leri beğenme işimin sebebi bunların mantıksız oluşu. Bunlar niye mantıksız? Çünkü çok pahalıydılar bir ara. Yani Z Flip 5'i siz 40.000 TL alıyordunuz. 45.000 TL S23 Ultra vardı. Bizim gibi fiyat duyarlı bir memlekette S23 Ultra varken Z Flip 5'in hiçbir anlamı yok. Ama siz tasarımını çok beğeniyorsunuzdur. Ne ala memleket. Ama diyorum ya ben şu mantıklıdır, şu mantıksızdır diye yorum yapıyorum. S23 Ultra bariz bir şekilde Z Flip 5'ten daha mantıklı bir Çünkü S23 Ultra Samsung'un en iyi telefonuydu. S24 Ultra'nın çıkasıya kadar. Z Fold 5 ise böyle bir ürün değil. Z Fold 5 hakikaten bir amaca binaen ortaya çıkmış. Mesela Flip'i kapattın ee bitti. Ama Fold 5 size daha büyük bir ekran sunuyor. Ve Fold kullanıcıları gerçekten çok memnun. Ben Fold'dan memnun değilim diyeni görmedim. Hatta Fold kullanıcıları şunu diyor. Bir defa Fold'a geçtikten sonra diğer e, klasik telefonlar sizi çok tatmin etmez. Fold beğenilen bir ürün. Fold bu şekilde yorum yapılmaya müsait bir ürün değil bana göre. Ayrıca çok büyük bir ürün de değil o. O büyük ses 23'ta da büyük. Onu söyleyeyim. 7.6 inç açıldığı vakit kapandığında siz cebinize bunu gayet e, rahat bir şekilde sokabiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki yorum Samsung Galaxy S23 Ultra en kötü özellikleri alınmama nedenleri videosuna gelmiş. Paran yoksa üst segment bir cihaz kullanma boş video. Yok senin Yorumum boş, senin yorumun boş. Arkadaşlar hani para veriyoruz ve eleştiriyoruz. Yani siz iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max kullananların yorumlarına baksanız yani cihazları yerden yere vuranlar var. Adam iPhone'u seviyor, iPhone'dan memnun ama buna rağmen e, cihazın eksikliklerini söylüyor ve yerden yere vuruyor. Bizim iPhone kullanıcılarından veya iPhone değil yani para veriyoruz arkadaşlar. s 24 Ultra 70 TL, iPhone 15 Pro Max 80 bin TL. Ya kusura bakmayın ben 80 bin TL, 70 bin TL para verdi bir ürünü eleştiririm. Onu mükemmel yapacaksın. Bu az değil. 1000 dolar, 1200 dolar dünyanın hiçbir yerinde az değil arkadaşlar. Siz bu 80 bin TL'yi dolara çevirirseniz 2500 dolar mı ne geliyor da? Ya %100 vergi olduğu için öyle. Sonuçta bunların global satış fiyatı 1000 dolar 1200 dolar. Yani amiral gemisi segmenti bu seviyede. 1000 dolarlık ürün eleştirilir arkadaşlar. Yani yok öyle bir dünya. 1000 dolarlık ürün eleştirilir. Bir de sen benim paramın olmadığını nereden biliyorsun? Bir de niye eleştiremez? Sen kimsin? Sen kıstas mısın? Geç bu işlere. Tabii bu videoyu izliyor mudur bilmiyorum. Bunlar boş yorumlar arkadaşlar. Eleştirilir. Bana göre S20 Ultra S24 Ultra çıkasıya kadar ki en iyi telefonda. Evet iPhone 15 Pro Max'ten de daha iyi bir telefon S20 Ultra. İşin şakası bir yana en iyisi demezsiniz ama en iyi telefon S15 Pro Max'ten daha iyi demezsiniz ama en iyi telefonlardan biri olduğu su götürmez bir gerçek ama eksikleri var mı? Var. Bunu ben o videoda zaten söyledim. İstiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Bu tip yorumların ben inanılmaz mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir sonraki yoruma geçelim. 2024'ten beklentiler videosuna gelmiş. Seni iponeci seni S24 Ultra kral. Arkadaşlar internette yorum yapmadan önce bir doğru düzgün cümle kırmayı ve doğru düzgün yazmayı bir öğrenin. Önce bunu bir öğrenin ondan sonra eleştiri yazın. Şimdi kanalı uzun süredir izleyenler benim Samsung tarafına yatkın olduğumu bilir. Benim için Apple 13 Pro Max'ten itibaren gayet rekabetçi ürünler üretiyor. Ondan öncekiler o kadar rekabetçi miydi? Bence değildi. Ya bence değildi. Ha Samsung tarafında sorunlarım vardı. Samsung tarafında ciddi sorunları vardı ama özellikle 13 Pro Max ile birlikte Apple bence gerçekten rekabetçiliğine seviye atlattı. Tabii ki benim burada bu yorumu yapmam bir anlam ifade etmiyor. Zaten adamlar dünyanın en çok amiral segmenti satan firması. Zaten burada hani mesele Apple değil. Kanal Apple fanboyusun sen diye yorumlar geliyor. Ben bunu pek anlamlandıramıyorum. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Açıklarsanız sevinirim yorumlarda. Apple'ın bugün düz modellerini ben hiç sevmiyorum. Düz iPhone'ların ben hiç geçerli olduğunu düşünmüyorum ama Pro'larının öyle yerilecek bir tarafı yok. Ya yok yani sadece pahalı. E paranız var sanırsınız. Sadece pahalı başka kusurlar yok. Bunun dışında bu yorum hakkında söylenebilecek bir şey yok. Bir sonraki yoruma geçelim. Şimdi en komik yorumlardan birisi Samsung Galaxy S23 Ultra en kötü özellikleri alınmama nedenleri videosuna gelmiş. Mesele şu ki aradan 11 ay geçmiş sen şimdi bu telefonun o dediğin kötü özelliklerini sayıyorsun. Millet aldıktan sonra bu videoyu çekiyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Senin maksadın tam bir manipülasyon. Amaç sadece bir üst düzey modele geçmesini sağlamak. Başka bir maksadın olamaz zaten senin. Vallahi Samsung Türkiye bana telefonu göndermedi. Ben bu videoyu çektiğim vakit telefonu yeni almıştım. Hani bir ay mı iki ay mı ne geçmişti. Samsung 2023'ün Şubat'ında telefon tanıtıldığında bana S23 Ultra'yı gönderseydi buna benzer videoyu o vakitte çekerdim herhalde diye düşünüyorum. Hatta, hatta şunu söyleyeyim. E, o vakit daha sertine bile çekebilirdim. Çünkü S23 Ultra ilk çıktığında hep haberler böyle geziniyordu. Kamerasını yavaş yavaş topladılar. Evet çok iyi bir seviyeye getirdiler ama kamerasını yavaş yavaş topladılar. Kamerasını toplamış olsalar dahi, kamerasını toplamış olsalar dahi kamerasında hala bir keskinleştirme sorunu var. Kamerası çok çok iyi ama keskinleştirme meselesi. Şu an S23 Ultra ile çekiyorum ben videoyu. Fotoğraflarda keskinleştirme konusunda problem var. Ayarlayabiliyor olsanız da. Bir de o videoda ben mesela ne dedim? Bunun ekranı evet çok parlak ama S22 Ultra'nın ekranıyla aynı ekran. Bunun ekranında iyileştirme olacak. Panel konusunda bir bilgimiz yok ama yüksek ihtimalle panel değişti. Çünkü ekran parlaklığı arttı. Ekran parlaklığının artmasının yanı sıra S24 Ultra'da Gorilla Glass Armor geldi. Yansıtma meselesi ciddi manada çözülmüş S23 Ultra'ya göre. S23 Ultra'ya koyuyorsunuz. S24 Ultra'ya koyuyorsunuz. İnternette bunun kıyaslamalarını yapanlar var. Ekran konusunda S24 Ultra görünebilme konusunda, parlaklık konusunda yansıtmayı önleme konusunda S23 Ultra'nın çok daha önünde. Ekran konusunda S23 Ultra'da yapılması gereken geliştirme S24 Ultra'da yapıldı. Yapıldı. Bayağı ekranlarda fark var. Görülebilir ekran parlaklığı, yansıtmayı önleme, düz ekran. Mesela düz ekran önemli. Ekran koruyucuyu artık çok daha rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Bu konularda Samsung S24 Ultra'da geliştirme yaptı. Üstelik şunu söyleyeyim. Ben bu videoyu yaptığımda S23 Ultra'nın 512 GB'ı 56.000 TL falandı. S24 Ultra 70.000 TL çıktı. 8.000 TL takas kampanyasıyla birlikte. Siz mesela bir S8'den, bir S9'dan, bir S10'dan geçiyor olsaydınız. E takasa veriyorsunuz. Sizin S10 Plus'ı mesela 10.000 TL dolar. de takas desteği 18.000 lira. 512 GB S24 Ultra'yı 18, 52.000 bin TL alıyorsunuz. Tamam elinizdeki S10 da veriyorsunuz da. E, S23 Ultra'yı da 56 bin TL alacaktınız. Bunun yanı sıra 4K60 FPS'de lens geçişleri geldi. Bu mutlaka gelecekti çünkü iPhone tarafında geldi. Şimdi S23 Ultra'da da yok. 4K60 FPS kayda başladıktan sonra lensler arası geçiş yapamıyorsunuz. S24 Ultra'da yapabiliyorsunuz. Bu sebepten ötürü boş bir yorum. Neresiyle dinlemiş anlamıyorum. Bu hani büyük oyunu bozduk. Dünyayı yöneten aileler. Ya bu tarz yorumlara benziyor bu. Bu kafadan çıkmış bir yorum. Ya, yok arkadaş şöyle bir şey. Ben S23 Ultra'ya para verdim. Bak arkadaşlar para verdim. Para verdim. Hani kimse göndermedim bana. Biri gönderseydi söylerdim de parasını verdim. Severek kullanıyorum. Öyle kolay bir şekilde de almadım. Kolay bir şekilde almadığım halde ben buna çok para verdim. Her şey mükemmel olmalı ve ben bunu mutlaka savunmalıyım. Hayır öyle bir şey yok. Benim beğenmediğim şeyler var ve bunları eleştireceğim. Ben de set bir şekilde eleştireceğim. Niye? Çünkü para verdim. Bu kadar basit. Para verdiğiniz ürünü eleştirmezseniz aynı ürünü tekrar tekrar paketleyip size satarlar. Sayı değişir sadece. Şimdi bir sonraki yorum. Samsung Galaxy s 23 Ultra 90 FPS PUBG testi videosuna gelmiş. La oynamayı öğren sonra video at. Güzelim telefon telefonun için ettin. Arkadaşlar ben oynamak zorunda değilim. Yani iyi oynamak zorunda değilim. Ben sadece telefonun performansını koydum oraya. Beğenip beğenmek zorunda değilsin. Seni tatmin edeceğim diye kendimi iyi oynamaya zorlamak zorunda değilim. Benim videolarımı izleme. Git başkasının videosunu izle. Benim burada göstermem gereken yegane şey hangi parlaklıkla başlamışım? Kaç FPS? FPS'in canlı göstergesi olması gerekiyor. Cihaz ne kadar ısınmış? Oda sıcaklığı? Kaç derecede ben bu testi yapıyorum? Cihazın ne kadar pili gitmiş? Ve benim hissettiğim deneyim. Evet kamerada görüyorsunuz ama 60 FPS çekiyorum videoları. Hissettiğim deneyim. Ben bunları objektif bir şekilde olabildiği şekilde size aktarabiliyorsam hiçbir problem yok. Benim görevim iyi oynamak değil. oynamıyorum kardeşim. PUBG'yi telefonda iyi oynamak zorunda değilim. İyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum zaten. Şimdi bir sonraki yoruma geçelim. Bunun hangi videoya geldiğini söylemeyeceğim ama ekrana koyuyorum. <laughs> bakın yorumunuzu yapın. Yorum yok. Hani bir bakın. <laughs> yani çok ilginç. Ben o videoda şey de söylemedim bu arada. Onu söyleyeyim. E, absürt, e, aykırı hiçbir şey söylemedim. Gayet normal bir videoydu. E, buyurun bakın. Yorum size kalmış. Bir şey söylemek istemiyorum ben. Bir sonraki yoruma geçelim. Şimdi bir sonraki yorum Galaxy S23 Ultra en kötü özellikleri alınmama nedenleri videosuna gelmiş. Bu videoya bayağı kötü yorum geldi. Bayağı kötü yorum geldi. Kes lan Samsung S23 Ultra telefonları şahıdır. Ya e, yorum yok arkadaşlar dediğim gibi bak ben parasını verdim ve eleştiriyorum. Parasını verdim ve eleştiriyorum. Bu telefon iyisi iyidir zaten. Siz kötüsünü bilin iyisi iyidir zaten. Ben her zaman olayı böyle bakıyorum. Mesela iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max 10 numara 5 yıldız bir cihaz da sen bunun eksilerini bil. Eksilerini bil. Eksisi ne bunun? iOS mu eksi? iOS başlı başına bir eksi. Başlı başına bir eksi. Diğer eksi dene. Pahalı. Bunun dışında iPhone 15 Pro Max'in bir eksiği yok. Bunu bil. Bunlara razıysan cihazın geri kalanından her halükarda memnun kalırsın. Ekranı büyük mesela. E, mağazaya gidip bakarsın. S23 da öyle. Eksikliklerini bilirseniz bu cihazların diğer noktaları zaten çok çok iyi. O konularda bir memnuniyetsizlik yaşamazsınız. Ama ben cihazın odun gibi kalas gibi çok güzel bir tasarım var ama çok büyük bir cihaz. E bunu söylemek gerekiyor. Böyle boş yorumlar yazmakla bir şey elde etmiyorsunuz ama ben bu yorumlar yazanların hangi motivasyonla yazdığını gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi bir sonraki yorum Samsung Galaxy Tab S7 FE kutu açılım videosu gelmiş. Ne bir YouTube videosu açtın, ne bir Instagram açtın. Saçma sapan anlamsız bir video. Aç bir YouTube sayfa hızına bakalım, Instagram sayfa akışına bakalım. Şimdi tabletlerde Instagram kullanılmaz. Yani Instagram ile alaka. YouTube konusunda da arkadaşlar ben o videoda üstte YouTube açtım. Altta Samsung Notes'u açtım. Kalemle not oluyorum. Gayet ideal bir ders çalışma senaryosu. Yukarıda videoyu açarsınız, alta not alırsınız. Sen neren izledin videoyu? Sevgili arkadaşım, sen videoyu neren izledin? Neren izledin videoyu? Bir sonraki yoruma geçelim. Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra satın alınır mı videosu? şu ekonomide iPhone 14, 15 Pro, S24 Ultra alınır gibi şeyler boş muhabbetler bana göre. 80 bin verip de kim S24 alabiliyor? Allah akıl fikir versin. Fiyat performans neler alınabilir videosu olmalı. Şimdi bu boş ve çöp bir Niye boş ve çöp bir Arkadaşlar ben yani kanalda 5000 TL altı alınabilecek telefonlar videosuna hala diretiyorum. Telefon önerilerine tekrar başlayacağım. Muhtemelen artık hani 5000 TL altı telefon var mı? Bak yine zorlayacağım. 5000 TL altı ne zorlayacağım ama bu benim için yapılabilecek en kötü yorumlardan birisi. Çünkü ben düşük bütçeli cihazları seçmek konusunda ekstra ekstra hassasiyet gösteren biriyim. 10.000 TL hatı alınır, 5.000 TL ne alınır diye 5.000 TL altın ne alınır diye hususi video yapıyorum arkadaşlar ben. Yanlış hatırlamıyorsam en son telefon listelerinde yapmıştım. Ayrıca ben piyasadaki fiyat performans telefonları sürekli saralıyorum. Sürekli saralıyorum. Mesela Poco X6 Pro geldi. Poco X6 Pro'nun ben hemen videosunu çektim. 15.500 TL'ye benden görüp alanlar oldu. Sorup da alanlar oldu. İnsanlar elbette hani tamamen memnun olmazsınız hiçbir cihazdan da. Sonuçta tevazi bir cihaz bu fiyat olarak. Ama memnuniyetini ifade eden çok insan oldu. Bir de asıl mesele burada ucuz yazları konuşmak değil. Arkadaşlar siz ne kadar kabul etseniz de ne kadar kabul etmeseniz de. Ben o insanlardan biri değilim. Önce onu not düşeyim. Türkiye'de çok zengin bir kesim var. Onlar alıyor. Ha şöyle bir durum var. O çok zengin kesim genelde iPhone alıyor. Genelde iPhone alıyor ama Samsung'un amirallerini alan, Samsung'un amirallerini araştıran bir topluluk da var. Arkadaşlar Türkiye bıçak gibi ayrılmış bir ülke. Gerçekten çok zengin insanlar var. Siz ister kabul edin ister kabul etmeyin. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Siz kabul etseniz de kabul etmeseniz de Türkiye'de çok zengin olan, gerçekten zengin olan üst Üstelik zengin olmayı bırakın gün geçtikçe zenginleşen ciddi bir insan topluluğu var. Bunun yanı sıra şunu da söyleyeyim. Buradaki zenginliği süper zenginlik, hiper zenginlik falan absürtlük olarak anlamayın. Aylık 300 bin TL'lik, 400 bin TL'lik, 150 bin TL'lik, 200 bin TL'lik gelirlerden bahsediyorum ben. Böyle insanlar çok. Bizim bunlardan olmayışımız, bu insanları tanımıyor oluşumuz böyle insanların çok fazla olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tekrar söylüyorum Türkiye'de gerçekten zengin ama gerçekten zengin ciddi bir kitle var. Burada şunu söyleyebilirsiniz. 300 bin TL çok mu para? Olaya nereden baktığınıza göre 100.000 TL de para değil aslında. iPhone 15 Pro Max'in bir TB'ını ancak alıyorsunuz siz 100.000 TL ama e, yani kaçınız 100.000 TL aylık gelir elde ediyorsunuz? Olaya buradan bakarsanız kaçınız 200.000 TL gelir elde ediyorsunuz? Olaya buradan bakarsanız bunların Türkiye için ciddi paralar olduğunu görürsünüz. Bunu ayrıca not düşmek istiyorum. Bunların dışında da bu yorum bana yapılabilecek en haksız yorumlardan birisi. Ben kanalda çok ciddi manada fiyat performansı dikkat ediyorum. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bir sonraki yoruma geçelim. Redmi Note 13 ailesi özellikleri ve fiyatları alınır mı videosu? iPhone alın, kafa rahat olsun ne bu karmaşa hangisini alsam bir özellik eksik. Seneler sonra iPhone döndüm kafa rahat. 5 yıl ne işlemci ne de kamerada sorun yaşamam. 15 Pro aldım şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir oyunda sorun olmadan çalışıyor. Hiçbir uygulamada sorun yaşamadım. Çöp çöp yani çöp çöp. Şimdi arkadaşlar Redmi Note 13 ailesi özellikle ve fiyatları videosuna niye böyle yorum yaparsınız? Yani bunların en pahalısı böyle en en pahalısı 25 bin TL. Ya o fiyata iPhone 11 yok. iPhone 11 vardı da 12'nin 128'i yok. çöp diyorum. çöp hiçbir değeri yok. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Aslında buraya konu bile etmemek gerekiyor gerekiyor Arkadaşlar kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Aferin 15 pro aldın. Aferin 15 pro aldın. Yani çok yorum. Söylemeyecek bir şey yok. Şimdi bir sonraki yoruma ve son yoruma geçelim. Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra satın alır mı videosu? Samsung'u kaç Prea satildin epila? Önce bir yazmayı öğren. Önce bir yazmayı öğren. Ondan sonra yorum yap. Şimdi bunun yanı sıra ben S24 ailesini beğenmedim. Beğenmediğimden kastım şu. S24 Ultra'yı beğenmedim. S24 Ultra'yı beğenmedim. Çünkü olması gereken bazı önemli meseleler gelmemiş. Bir defa sensör, ana kamera sensörünün büyümesi gerekiyordu. Bakın S23 Ultra'nın ana kamera sensör boyutu 1 bölü 1.3 inç. S20 Ultra'nın sensör boyutu da 1 bölü 1.33. 1 bölü 1.3, 1 bölü 1.33. Çok çok küçük bir fark var. Samsung aynı sensörleri kullanıyor. Neredeyse aynı sensörleri kullanıyor. Neredeyse aynı. E şeye bakın. S22 Ultra. Onu geçin arkadaşlar. S23 Ultra ile S24 Ultra'nın kamera sensörü biri HP2, biri HP2SX. S22 Ultra'ya bakın. Onun da 1 bölü 1.3 inç. Arkadaşlar 1 inç sensörlü Android telefonlar var. Arkadaşlar iPhone'un kamera sensör boyutu daha büyük. 1 bölü 1.28 inç. Üstelik Apple geriden geldi. iPhone 13 Pro Max'te 1 bölü 1.56 inçlik bir sensör vardı. 13 Pro ve 13 Pro Max'te. O vakit onun rakibi olan S23 Ultra'da 1 bölü 1.3 inç vardı. Bak Samsung Apple geriden geldi ve geçti. Xiaomi 13 Ultra'ya bakın. Oppo Find X6 Pro'ya bakın. Vivo X90 Pro Plus'a bakın. Bunlar IMX 989'u kullanan ürünler ve 1 inç kamera sensörü kullanıyorlar. Öyle yazılımla falan kurtarmak gerek yok. Sen millet hani 1 inçlik sensör getirdi. Sen de getirmek zorundasın. Sen de getirmek zorundasın. Gelmiyorsa telefon değiştirmem. Ben S23 Ultra kullanıcı olarak S24 Ultra'ya geçmem. Fiyatlandırmayı falan geçtim. Kamera değişikliği, ana kamera donanımında değişiklik yoksa ben geçmem ve eleştiririm. Onu geçtim. Bakın Type-C portunu geliştirmemesini yıllardır Samsung 5 gigabit kullanıyordu. Apple'da USB 2.0 hızındaydı ve Lightning'de. Apple Type-C geçti ve bu Type-C portunuzu 10 gigabit. E, Samsung Apple 10 gigabit yapmışken yani Xiaomi 14 Pro mesela o da 10 gigabit kullanıyor. E, S23 Ultra'da da 5 gigabit. S24 Ultra'da da 5 gigabit. Bunun 10 gigabite çıkması gerekiyordu. Niye çıkmadı? Niye çıkmadı? Onu geçtim. Mesela sen video diyorsun, kamera diyorsun, cart diyorsun, cüt diyorsun. Apple Pro Res log sunuyor ve SSD'ye kaydedebiliyorsun bunu. Bakın amiral gemileri kamerasıyla pazarlanan ürünler. Ben telefonda SSD'ye video kaydı seçeneğini isterim çünkü video dosya boyutları çok büyük. Çok büyütü geçtim. Mesela bir log video çekmek istiyorsun, üzerine işlemek istiyorsun. Mesela RAW video çekmek istiyorsun. İnanılmaz RAW video çekebiliyorsun Android'ten. Üçüncü parti uygulamalarla. İnanılmaz bir dosya boyutu var. İnanılmaz bir dosya boyutu var. Ya ben bunu istiyorum. Sen ana kamera adam ProRes log koyduysa sen kendi ana kamera yazılımına koy bunu. Sen neden Type-C portuna SSD kaydını koymuyorsun? Bak adam AAA oyunları getirdi. Sen niye getirmiyorsun? Android'in başı diyorsun. Çünkü bakın S24 Ultra da 1200 dolar. iPhone 15 Pro Max de 1200-1300 dolar. Üstelik Türkiye'de eskiden çok fark vardı. Mesela S23 Ultra 50-55 bin TL civarındaydı 512 GB'ı. iPhone 15 Pro Max'in 512 GB'ı 85 bin TL'ydi. 35 bin TL'lik bir fark. S24 Ultra 70 bin TL. 74 bin TL o da 70 bin TL'ye çıktı. E arada 15 bin TL fark kaldı. E ben bak kaç yıllık Android kullanıcısıyım. E, ben niye iPhone almayayım? Bak çünkü benim işime yarayan bazı özellikler getirdi Apple. SSD kayıt, ProRes Lock, 4K60 FPS'lerinde. Üçüncü parti bir kamera uygulaması kullanıyorsun diyelim. Bunun Apple tarafında daha düzgün çalışacağını biz herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. s 23 Ultra'nın da S24 Ultra'nın da kamerası çok iyi. Ya ama ben üçüncü parti kamera uygulaması daha detaylı bir kamera uygulaması kullanmak istiyorum. Android'deki uyumla Apple'daki uyum bir midir sizce? Mesela Blackmagic kamera diye bir uygulama var. Çok güzel ve bedava. Filmic Pro ayarında bedava bir uygulama. Da Vinci yapımcısı Blackmagic Design getiriyor buna. Getirdi iPhone'a. Böyle bir uygulama Android'de yok. Ben istiyorum mesela bunu. Yok. Ben video çekiyorum hani. Ben telefonu kamerası için alıyorum yoksa. Ben iPhone kullanıyordum. S24 Ultra'ya geçtim. E Samsung Galaxy'nin alayım diye geçtim. Ucuza yakaladım diye geçtim. Kamerası için geçtim. Şimdi 70 bin TL'ye geldiğimiz dediğim vakit senin cihazın hem değer kaybediyor. Hani pazarda bile fiyatı düşmeye başlamış ve pazarda fiyatının düşmesini geçtim. Bazı gel hani kamera açısıyla pazarlanan bir ürüne getirilmesi gereken bazı özellikler sen getirmedin. Getirmedin. Ben niye para vereyim ki? Neden para vereyim ki? Ne anlamı var ki? Biz bunu niye eleştirmiyoruz ki? Arkadaşlar 70 bin TL iyi para. İyi para. Üstelik bakın Apple tarafında maalesef bunu kabul etmek zorundayım. Her ne kadar amiral gemilerini satmak Apple tarafında da zor olsa da hiç öyle Apple tarafında amiral gemisini satmak kolay falan demeyin. Kolay falan demeyin. Geç geçelim bu işlere. Ama ya Samsung tarafında daha zor. Android tarafında daha zor. Ultraların piyasası da belli bir anlam ifade ediyor da arkadaşlar pazara bakın 68 TL'ye düşmüş. S24 Ultra'nın 5 E dolar hareketlenmezse, dolar düşmezse bunun fiyatı nereye düşecek? O yüzden arkadaşlar Samsung'dur, Apple'dır, Cat'tır, Cut'tur bunlar bizim babamızın malı değil. Hisse sahibi değiliz. Apple'da hissen varsa, Apple'da ortaklığın varsa sen savun Apple'ı. Samsung'da hissen varsa, Samsung'da ortaklığın varsa sen savun. Hiç istirazım yok. Ben babamın şirketini savunur gibi firma savunamam. Kusura bakma. O yüzden yok sen iPhone'cusun, yok Cars'ın, bu işlere bir geçelim. Ya bu işlere bir geçelim. Evet e, bu son yorumda bu videoda bayağı boş yaptığımı düşünüyorum ama konuşulması gereken bazı konuları konuştuk diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şorçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.